Sevgili öğrencilerim merhabalar. İnkılap tarihi dersimizde ünitelerimizi tekrar etmeye başlıyoruz. Ve ilk ünitemiz olan Bir Kahraman Doğuyor ünitesini şimdi hep birlikte tekrar edelim. Bir Kahraman Doğuyor ünitesinde ilk konu başlığımız Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı konu başlığı. Uyanan Avrupa bölümünde ilk olarak Avrupalı devletleri Orta Çağ'dan itibaren incelemeye başlayacağız. Orta Çağ Avrupa'sında dogmatik düşünce dediğimiz bir düşünce sisteminin etkili olduğunu görmekteyiz. Ve bu düşünce sisteminde her şeyi İncil'e göre açıklamaya çalışan bir Avrupalı devlet yapısı görmekteyiz. 15. yüzyıla geldiğinde Avrupalı devletler coğrafi keşifleri gerçekleştirecekler ve bunun sonrasında zenginleşen Avrupa'yı göreceğiz. Zenginleşen Avrupa'ya bağlı olarak da Avrupalı devletlerde bilim, sanat ve edebiyatla ilgili birçok gelişmelerin yaşandığı dönemi göreceğiz. Biz bu döneme yeniden doğuş yani Rönesans dönemi ismini vereceğiz. Rönesans'ın ortaya çıkmasıyla birlikte akıl ve bilim ön plana çıkmış, dogmatik düşünce ise sorgulanmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak da Hristiyanlıkta Katolik mezhebi sorgulanmaya başlanmış ve söylediği her şey aynen kabul edilmemeye başlanmıştır. Bundan dolayı da Avrupa'da artık aydınlanma çağı dediğimiz bir dönem başlamış ve aydınlanma çağında yoğun bir şekilde bilimsel gelişmelerin yaşandığını da görmekteyiz. Evet, Avrupalı devletleri incelemeye devam ediyoruz ve 1789 tarihinde gerçekleşen Fransız İhtilali'ni inceleyeceğiz. Fransız İhtilali, Fransa halkının kralına karşı bir ayaklanmasıdır. Bu ayaklanma sonrasında tüm dünyaya eşitlik, hürriyet, adalet, egemenlik, demokrasi gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Ancak biliyorsunuz ki Fransız İhtilali dediğimiz zaman en etkili olan düşünce tarzı olarak dünyaya yayılan milliyetçilik fikrini görmekteyiz. Ve milliyetçilik fikri de birçok imparatorlukların yıkılmasına neden olan Osmanlı Devleti'ni de olumsuz olarak etkileyen önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupalı devletleri incelemeye devam edelim ve sanayi inkılabına bakalım. Sanayi inkılabı 18. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da ortaya çıkacak. Devlet olarak baktığımızda sanayi inkılabını gerçekleştiren ilk devlet İngiltere'dir ve daha sonra diğer Avrupalı devletler de bu sanayi inkılabını gerçekleştirecekler. Sanayi inkılabını gerçekleştiren Avrupalı devletler birbirleriyle sömürge yarışına girecekler ve bu şekilde artık birbirleriyle ham madde ve pazar arayışına girecekler, birbirleriyle rekabet etmeye başlayacaklar, birbirleriyle gruplaşmaya yani bloklaşmaya başlayacaklar ve bütün bu sonuçlar da tüm dünyada etkili olacak olan 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olacaktır diye söyleyebiliriz. İsterseniz sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiş? Bu açıdan da bir bakalım. Sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir. Burada zaten Osmanlı Devleti kapitülasyonlar nedeniyle çok zor zamanlar yaşarken Avrupalı devletler de bizden istedikleri borçları temin edemeyince Duyun-u Umumiye adı verdikleri genel borçlar idaresi anlamına gelen bir kurum oluşturmuşlardı. Ve hem kapitülasyonlar hem de bu Duyun-u Umumiye kurumunun oluşturulması Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığına en büyük darbeyi vuran olaylar olarak karşımıza çıkmıştır. Evet, Avrupa'ya bu dönemde genel anlamda bir baktık. Şimdi Sarsılan Osmanlı'ya bir bakalım isterseniz. Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuş olan ve ilerleyen zamanda da çok büyüyüp genişleyen bir devlet olmuştur. Hatta imparatorluk olmuştur. 3 kıtaya hükmeden bir imparatorluk olmuştur. Ancak 17. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı Devleti hem siyasi hem ekonomik hem de askeri anlamda büyük bir güç kaybını yaşamıştır. Bundan dolayı da padişahlar bu durumu düzeltebilmek amacıyla bir takım ıslahatlar yapmalarına rağmen bunun üstüne üstlük bir de savaşlarda yenilgiler sonrasındaki toprak kayıplarının artması üzerine Osmanlı Devleti
zor dönemler geçirmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin zor günlerini arttıran önemli faktörlerden birisi de 19. yüzyılda Fransa'da meydana gelen milliyetçilik akımıdır. Çünkü milliyetçilik akımı imparatorluk üzerinde çok olumsuz etki yaratmıştır. Çünkü bu düşünceye göre imparatorluklar içerisinde yaşayan milletler o devletten ayrılıp kendi devletlerini kurmak istemişlerdir. Bu yüzden de Fransız ihtilali ve milliyetçilik akımından Osmanlı Devleti son derece olumsuz etkilenmiş ve ayrılıkçı isyanlar dediğimiz azınlık isyanlarıyla uğraşmak zorunda kalmıştır diye giriş yapabiliriz. Bu dönemde padişahlarımız bir takım yenilikler yapacak diye söylemiştik. Biz bunları aslında Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketleri de diyebiliriz. Bunları incelemeye başlayalım. Yaptığımız demokratikleşme hareketlerinden birisi Tanzimat Fermanı'dır. 1839 yılında hazırlanan bir fermandır. Bu fermana göre bizim ülkemizde yaşayan Müslümanlar ve gayrimüslimler kanunlar karşısında eşit olacakları bildirilmiştir. Ayrıca da padişah buradaki hazırladığı kanunlara uyacağını belirtmiş ve ilk defa padişah kanunun üstünlüğünü kabul ettiği belge Tanzimat Fermanı olarak karşımıza çıkmıştır. Diğer yapılan bir çalışma da 1856 tarihinde Islahat Fermanı'nın hazırlanmasıdır. Tanzimat Fermanı'nda ülkemizde yaşayan herkesin haklarını eşitlemiştik. Islahat Fermanı'nda ise azınlıklarla ilgili yeni haklar, yeni ayrıcalıklar tanıyacağız. Ancak Avrupalı devletler yine bu azınlıkların haklarını bahane ederek bizim ülkemizin iç işlerine karışmaya devam edeceklerdir diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdiki konu başlığımızda birinci meşrutiyetin ilanı 1876 yılında ilan edilmiştir. Birinci meşrutiyeti ilan ettiren grup ülkemizdeki genç Osmanlılar yani Jön Türkler dediğimiz gruptur. Ve bu grup Padişah 2. Abdülhamit'i ikna edip ülkemizdeki meşrutiyet yönetimini ilan ettiren gruptur. Meşrutiyet yönetimi ile ilk kez halk yönetimde padişahın yanında yer almıştır. Yani padişah devleti yönetirken meclisle beraber yetkilerini de paylaşmayı kabul etmiştir. Tabii ki meşrutiyet yönetiminde bir de anayasa olması gerekiyor ve Türk tarihinde ilk defa hazırlanmış olan anayasamızın ismi de Kanuni Esası isimli anayasamızdır. Burada meclis açıldığını söylemiştik. Meclisin içerisini iki gruba ayırdık. Meclisi mebusan ve meclisi ayan olmak üzere iki gruba oluşturduk. Meclisin açılımından, meşrutiyetin ilanından kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir savaş çıkacak. Bu savaşımız 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Halk arasındaki ismi ise 93 Harbi'dir ve bu savaşta biz Rusya'ya karşı büyük bir yenilgi alıyoruz. Bu yenilginin sebebi olarak Padişah 2. Abdülhamit meclisteki görev yapan özellikle meclisin içerisine artık azınlıkları da dahil etmiştik. Onlara yönetimde de söz hakkı vermiştik. Bu mecliste görev alan azınlık milletvekillerinin hiç de görevlerini layıkıyla yapmadıklarını, ülkeyi tam anlamıyla benimsemediklerini bahane ederek meşrutiyet yönetimini sonlandırdığını söylemiş ve yürürlükte olan Kanuni Esası'yı de artık rafa kaldırmıştır. Ve 1878 yılından itibaren monarşi dediğimiz tek kişinin yönetimiyle Osmanlı Devleti 1908 yılına kadar 2. Abdülhamit'in yönetimiyle yola devam etmiştir. Bu döneme istibdat dönemi denildiğini de özellikle hatırlatmak istiyoruz. Evet, 30 yıl istibdat dönemi oldu dedik. 1908 yılına gelindiğinde 1881 yılında kurulmuş olan bir cemiyet var. İttihat ve Terakki Cemiyeti isimli. Bu İttihat ve Terakki Cemiyeti 2. Abdülhamit'e tekrar meşrutiyet yönetimini ilan ettirecek ve Kanuni Esası'yı da tekrar yürürlüğe koyacaklar. Bu 2. meşrutiyetin ilanından kısa bir süre sonra ülkemizdeki meşrutiyet karşıtları yani eski düzende tek başına devleti yönetmesini isteyen kesim İstanbul'da bir isyan çıkarmıştır. Bu isyanın ismi
31 Mart isyanı olarak karşımıza geliyor. Biliyorsunuz ki 31 Mart isyanına 31 Mart vakası veya 31 Mart olayı isimlerini de verdiğimizi dile getirmiştik. Bu isyanı bastıran kimlerdir dediğimizde Selanik'ten gelen ve Mustafa Kemal'in de Kurmay Başkanlığı'nı yürüttüğü Hareket Ordusu isimli ordu 31 Mart isyanını bastırmayı başarmış ve ülkemizdeki mevcut yönetim olan meşrutiyet yönetiminin devamlılığını sağlamıştır diye özellikle söylememiz gerekiyor. Burada 31 Mart isyanı ile ilgili bir uyarıda daha bulunmamız gerekiyor. 31 Mart isyanını çıkaranlar azınlıklar değildir. Milliyetçilik duygusuyla çıkarılmış bir isyan değildir. 31 Mart isyanı meşrutiyet yönetimini istemeyenlerin çıkardığı bir isyandır. O yüzden de azınlık isyanlarıyla 31 Mart isyanını karıştırmamak gerekir. Evet, ekranda Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 1908 yılına ait bir görüntüsünü de görmekteyiz. Osmanlı Devleti için işlerin hiç de iyi gitmediği ortada ve bu dönemde Avrupa'da eğitim görmüş Osmanlı aydınları Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan yani parçalanmaktan kurtarabilmek amacıyla bir takım fikir akımları ortaya atmıştır. Bu fikir akımlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. İsimlerini hatırlayalım isterseniz. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlıcılık dediğimiz zaman ülkemizde yaşayan hiç kimseyi dil, din, ırk ayrımı olmaksızın Osmanlı vatandaşı bayrağı altında toplamayı hedeflediğini öğrenmiştik. İslamcılıkta ülkemizdeki sadece Müslümanların birlikteliğini sağlamaya çalıştığımızı söylemiştik. Batıcılık dediğimiz zaman Avrupa'yı örnek alarak onlara uygun yenilikler yapmamız gerektiğini öne sürüyorlar. Ve Türkçülük fikrinde de ülkemizde yaşayan sadece Türklerin birlikteliğini sağlamak bizim için yeterlidir diye ileriye atmışlardır. Bu fikirlerden İslamcılık fikrine özellikle değinmek gerekiyor. İslamcılık fikrinin ülkemizi kurtarmayacağını anladığımız bir olay var. Bu da 1. Dünya Savaşı'nda Hicaz-Yemen cephesinde Araplarla mücadele etmek zorunda kalacağız. Araplar halifelerine biat etmeyecekler, ona bağlı kalmayacaklar, İngilizlerle ortak hareket edecekler. Biz de buna bakarak diyoruz ki demek ki İslamcılık diğer ismiyle ümmetçilik anlayışı bizim ülkemizi kurtarmayacaktır diye söyleyebiliriz. Bu fikirlerden batıcılık fikri Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ilan ettikten sonra yaptığımız inkılaplara temel oluşturmuştur diye de söyleyebiliriz. Türkçülük fikri olarak baktığımız zaman ise Osmanlı Devleti'nin parçalanıp da yeni Türk Devleti'nin kurulmasında Mustafa Kemal'in kullandığı ifadeler Türkçülük ifadesi olarak karşımıza çıkar. Ama şöyle başa dönüp baktığımızda bu fikir akımlarından hangisi Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmıştır sorusunun cevabında tabii ki hiçbirisi başarılı olamamıştır. Çünkü amaç Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmakken Osmanlı Devleti günümüzde yoktur, dağılmıştır. O yüzden de bu fikir akımlarının hiçbirisi başarılı olamamıştır diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar, bu ünitemizde yeni konu başlığımız Mustafa Kemal'in ailesi ve çocukluğu. Biliyorsunuz Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelecek. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi. Hem anne tarafı hem de baba tarafı Anadolu'dan Balkanlara göç ettirilen Türkmen ailelerden olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Peki Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik kentinin özelliklerine bir bakalım isterseniz. Dikkat çekici bir konudur, iyi bilmemiz gerekir. Selanik şehrini ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde öncelikle Selanik çok önemli bir liman şehridir. Liman şehri olmasından dolayı da Selanik'te deniz ticareti gelişmiştir dememiz lazım. Bununla birlikte Selanik'te demir yolu bağlantısı olan Belgrad, Manastır, İstanbul gibi önemli şehirler de vardır. O yüzden diyoruz ki Selanik kenti hem kara ticareti hem de deniz ticareti bakımından, ekonomik özellikleri bakımından gelişmiş bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır.
Selanik kentinin toplumsal yapısını incelediğimizde arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Selanik'te yaşayan milletleri incelememiz gerekiyor. Selanik kentinde küçük bir Osmanlı gibi düşünebilirsiniz. Orada yaşayan farklı milletten insanlar var. O milletlerin farklı kültürleri var. O yüzden de zengin bir toplumsal yapısı, zengin bir kültür yapısı vardır diye de söyleyebiliriz. Selanik'in kültürel yapısını incelediğimizde toplumsal ve kültürün ayrımına, kültürelin anlamına dikkat etmek gerekiyor. Kültürel dediğimiz zaman Selanik Avrupa'da basılan gazete, dergi ve kitapların kolayca bulunabildiği bir şehirdi. Bu nedenle de Selanik kenti kültür ve düşünce hayatının geliştiği önemli şehirlerden birisi olarak da söylememiz gerekir. Şimdi Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulları kısaca bir anlatalım isterseniz. Mustafa Kemal ilk olarak annesinin gitmesini istediği mahalle mektebine gitmiş ancak yarıda bırakmıştı. Daha sonra babasının istediği okul olan Şemsi Efendi İlkokulu'na gitmiş ve ilkokulu bu okulda tamamlamıştır. İkinci gittiği okul Selanik Mülkiye Rüştiyesi'dir. Sivil ortaokul anlamına gelmektedir. Burada annesi Mustafa Kemal'in asker olmasını istemiyor. O yüzden de Selanik Askeri Rüştiyesi'ne göndermek istemiyor. Bu nedenle Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gönderiyor. Ancak Mustafa Kemal askerlik mesleğinden bu dönemlerde etkilenmeye başlayacak. Özellikle de sosyal çevresindeki gördüğü askeri okula giden öğrencilerin üniformalarından çok fazla etkilenecek. Bu nedenle de annesinin rızası olmamasına rağmen Selanik Askeri Rüştiyesi'nin sınavlarına gizlice girecek ve bu okulu kazanacaktır diye söyleyebiliriz. Yani burada gördüğünüz gibi mahalle mektebi yarıda bırakıldı ve Selanik Mülkiye Rüştiyesi de tamamlanmadan Selanik Askeri Rüştiyesi'ne geçildi. Selanik Askeri Rüştiyesi'nin dikkat çekici özelliği şudur. Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine adım attığı ilk okul Selanik Askeri Rüştiyesi'dir. Ayrıca biliyorsunuz Mustafa Kemal'e Kemal ismi de bu okulda okurken matematik öğretmeni tarafından verildiğini de bilmemiz gerekiyor. Gelelim lise eğitimine. Şimdi buraya kadar Mustafa Kemal ilkokulu ve ortaokulu ailesinin yanında Selanik'te okudu. Ancak şimdi artık şehir değiştirecek, başka bir şehre gidecek ve askeri liseyi okuyabilmek amacıyla Manastır Askeri İdadisi'ne gidecek. Manastır Askeri İdadisi yani Manastır Askeri Lisesi'ni okumaya başladıktan sonra Ömer Naci isminde bir arkadaşı var biliyorsunuz. Ömer Naci'den arkadaşından özellikle edebiyat ve hitabet konusunda etkilenecek ve o dönemlerden itibaren ilgilenmeye başlayacak. Ayrıca lisedeki tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey'den de etkilenecek ve tarihle de yakından ilgilenmeye başlayacak. Askeri liselerde çok iyi eğitim verildiğini söylemiştik. Yabancı dil eğitimi de bunlardan birisiydi ve o dönemde Fransızca eğitimi veriliyor. Mustafa Kemal de Fransızcasını geliştirebilmek için okul şartlarında biraz karne notu düşük olacak. Bu nedenle de yaz tatillerinde Selanik'e ailesinin yanına gittiğinde Fransızca için özel dersler almayı da ihmal etmeyecektir diye söylüyoruz. Ayrıca bu dönemde yoğun bir şekilde kitap okuma işlemlerinde yapacak. Özellikle de yerli ve yabancı yazarlar okuyacaktır. Bu dönemde okuduğu Türk yazarlar dediğimiz zaman Mehmet Emin Yurdakul ve Namık Kemal gibi milliyetçilik yönü, vatanseverlik yönü güçlü olan yazarları bolca okuyacak ve Mustafa Kemal'in milliyetçilik yönünün ortaya çıktığı, belirginleşmeye başladığı dönem bu lise dönemi olacaktır diye söylüyoruz. Manastır'da okulu tamamladıktan sonra İstanbul'a gelecek. İstanbul'da okuduğu iki tane okul var. Bunlar öncelikle Harp Okulu, daha sonra da Harp Akademisi'dir. Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle tamamlayacak ve iyi bir dereceyle bitirecek. Bu derecesinden dolayı da Harp Akademisi'ni okuma hakkı kazanacak. Harp Akademisi'nden de kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmayı başaracaktır diye söylüyoruz.
Evet arkadaşlar, bugün Bir Kahraman Doğuyor ünitesinde Mustafa Kemal'in gittiği okullara kadar olan bölümü tamamladık. Bundan sonraki derslerimizde adım adım liderlik bölümündeki görev yaptığı yerleri anlatmayla dersimize başlayacağız. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.